akşamlar. Oo. Hoş geldin delikanlı. Gel otur. Ben hemen konuya gireceğim. Az evvel Tatar'a anlattım. O psikopatları en iyi ben tanırım. O zamanlar tam bir psikopat. Yani anlayacağın deli. Ve deliye kızılmaz. Akıl bari olmadıklarından ne söylediklerini de bilmezler. Onun için duymazdan geleceksin. Ben bu konuyu kapatacağım. Rahat ol. Tamam mı yeğenim? Merak etmeyin. Koskoca Tatar Ahmet harbi duymuyorsa ben de duymam. Eyvallah. Harbi ara bulucu olarak ben de bu görüşmenin hamisi olarak bir yere kadar sabredip bu deliği paketleyip göndermek niyetindeyiz. Senden de sabrımızın sınırlarını zorlayacak durumların ortaya çıkmaması için hassas davranmanı bekliyoruz. Eyvallah. Umarım sabrınızın sınırı geniştir. Abin nerede? Yolda mı? Niye yalnız geldin? Benim gelmem yetmiyor mu? Abini bu masaya davet ettik. Davete icabet gerekmez miydi? Kendisini bu kadar göreceğiniz geldiğini bilse kesin gelirdi. Abim dedi ki ben gelirsem bunun kökünden keserim. Sen git ki cezası hafif olsun. Beyin düşünceli adammış. Eyvallah. Öyledir. Hepinizi ayrı ayrı düşünür. Peki abin sana büyüklerin yanında nasıl konuşulacağını, nasıl davranılması gerektiğini öğretmedi mi? Bizim bütün büyüklerimiz kabristanda. Benim bir tane büyüğüm var. Abim. Sen niye geldin yeğenim? Benim bu saatten sonra sana büyük küçük öğretmeye mecalim yok. Bizi büyük saymıyorsan ne demeye geldin? O ki barışmak istiyorsunuz. Yaptığınız hatanın telafisi derdindesiniz. Abimin şartını söylemeye geldim. Senin abin kim ki bize şart koşuyor? Dünkü çocuğa yol verdiniz. O da sizi bir şey zannedip ayağımıza dolandı. Fazla sallıyorsun. Bir daha sallarsan o parmağını keserim. Bak işte. Dediğim bu. Yanınızda havlıyor. Neden sizi bir şey zannediyor?
Kurt kocayınca böyle eniye maskara olur. Keserim dedim mi? Dedim. Bina yapmak yasak size. Abine git de ki kez daha yaparken görürsen gelir boynunuzu keserim.